Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir menü ile geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi portakal soslu fırında nar gibi kızarmış kaz. Evet, ben bu şekilde parça parça kaz kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 kilo kaz göğsü ve 1 kilo kaz budu olarak marketten kazımı aldım arkadaşlar. Ve güzelce temizledim, yıkadım. Üzerindeki o tüyleri çıkarttıktan sonra böyle fazla suyunu da akıttıktan sonra kağıt havlu peçeteyi aldırdıktan sonra güzelce bolca kazı arkalı önlü tuzluyorum. Fırında kaz ve ördek kızartırken asla yağ kullanmıyoruz. Biliyorsunuz kendi yağı oldukça fazladır. Daha sonrasında sizlere çıkan yağı göstereceğim arkadaşlar ve bu çıkan yağdan da çok güzel bir sos elde edeceğiz. Evet, fırınımı 150 dereceye açtım. 3 saate ayarladım. Yaklaşık 3 saatte nar gibi kazım kızaracak ama aşamalarını da sizlere daha sonrasında göstereceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde 1 saat fırında 150 derecede pişecek. Fırında kazım pişerken şimdi portakal sosunu hazırlayacağım. Portakal sosumuz için gerekli olan malzeme listemi de arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. İnfodan ulaşabilirsiniz. Evet, 2 tane portakal kullandım. Bir tane portakalı bu şekilde kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Önce baş ve alt kısımlarını kestikten sonra bıçağı böyle verev tutarak bu şekilde kabuklarını çok etini almadan kesiyorum. Ve zarlarını da bu şekilde çıkartmış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arasındaki portakalın zarlarını bu şekilde çıkartmış oluyorum. Dilimlemiş oluyorum gördüğünüz gibi. Çok kolay. Böyle bir şekilde dilimleri bu şekilde çıkartalım. Gördüğünüz gibi zarsız dilimleri ayırıyoruz. Bu dilimleri daha sonra sosumda kullanacağım. Evet. Gördüğünüz gibi dilimleri ayırdım portakalımı. Geri kalan posasını da tekrardan elimle sıkacağım ve diğer sosumda kullanacağım. Şimdi bir tane portakalı da suyunu sıkıyorum. Evet, yaklaşık 1 saat fırında kazım bu şekilde yağını bırakmış oldu gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde yağ kullanmadığımız halde yaklaşık yarım litreden fazla yağ bıraktı gördüğünüz gibi. Bunu süzeceğim arkadaşlar. Şimdi sosumda kullanacağım. Patates püresinde kullanabilirsiniz. Patates kızartması yapabilirsiniz. Bu yağla pilavda kullanabilirsiniz. Kazın yağı da çok faydalıdır biliyorsunuz. Bu yağı atmayın arkadaşlar. Mutlaka kullanın, değerlendirin. Evet, yaklaşık 1-1,5 saat fırında bu şekilde piştikten sonra şimdi soslama işlemini yapacağım. Kazı bir tane tatlı kaşık kırmızı toz biber, bir tatlı kaşık bal, pardon, bir çay kaşık arkadaşlar. Bir çay kaşık bal ve kazın o yağlı suyundan, yağından alıyoruz. Bir sos elde ediyoruz ve elde etmiş olduğumuz bu sosu bu şekilde fırçayla kazımızın her yerine sürüyoruz. Üstüne, altına, her yerine gelecek şekilde. Daha sonrasında çok güzel kızaracak arkadaşlar. Evet, bu soslama işlemini yaklaşık 2 saat sonra yapıyorum arkadaşlar. 2 saat sonra bu şekilde kazımı sosladım. Ve şimdi tekrardan güzelce kızarması ve daha güzel pişmesi için fırına gönderiyorum.
Evet, yaklaşık bir saat daha bu şekilde fırında pişecek arkadaşlar. Derecesini son 5-10 dakika sonra artıracağım. Evet, şimdi sosumuzun yapılışına devam ediyoruz. Portakal sosumuzun yapılışına 1 çay bardak kazın yağından ayırmıştık ya arkadaşlar. Şimdi o kazın yağını sosta kullanacağız. Yaklaşık 1 çay kaşık kadar domates salçası. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tane karabiber. 1 çay bardak sıkılmış portakal suyu. Hepsini tenceremize alıyoruz. Önce kazın yağında salçayı güzelce şöyle bir kavuruyoruz. Pişirdikten sonra karabiberi ve portakal suyunu ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lezzetlendirmek için şimdi 1 tatlı kaşık bal. Bu şekilde beyaz kısmı olmayacak şekilde portakal kabuklarını ince ince bu şekilde doğradım. Rendeleyebilirsiniz. Çay kaşığı ucunda karabiber, toz karabiber kullandım ve çay kaşığı ucunda zerdeçal kullandım. Bu şekilde sosumu şimdi kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Sosum kaynadıktan sonra dilerseniz bu sosu 20 dakika kaynatırsanız kendi kendine kıvam alacaktır. Ama ben o kadar çok kaynatmak istemedim. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı nişastayı 2 yemek kaşık su ile açtıktan sonra bu açmış olduğum nişastayı sosuma ekledim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvamda sos elde ettim. En son dilimlere ayırdığımız portakal dilimlerini de ekliyoruz sosumuza. Şöyle birkaç taşım daha kaynattıktan sonra artık sosumuz servis için hazırdır. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli. Farklı bir sos. Bu sosu kas ve ördek kızartmalarında yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta balık, tavuk kızartması menüsünde de kullanabilirsiniz. Evet, 3 saat sonra nar gibi kızarmış kazım artık pişti. Şimdi servis tabletini alacağım. Dilimleri keseceğim ve sunum yapacağım. Sunum yaparken patates püresi de kullandım arkadaşlar. Patates püresini de kazın yağı ile biraz lezzetlendirdim. Evet, gördüğünüz gibi. Çok lezzetli bir menü oldu. Sosumuzun kıvamı. Evet, şimdi dilimlere keseceğim ve sizlere sunum olarak göstereceğim. Evet, bu da patates püresi arkadaşlar. Dediğim gibi kazın yağı ile lezzetlendirdim. Evet, buradan ortadan kestikten sonra kazımızın ne kadar güzel piştiğini ve yumuşacık sulu sulu olduğunu görüyorsunuz. Çok lezzetli oldu. Mutlaka bu şekilde deneyin derim. Aynı yöntemi arkadaşlar ördekle de kullanabilirsiniz. Ördek kızartmasında. Biliyorsunuz sizlere daha önceden birkaç çeşit kas tarifi, ördek kızartma tariflerini paylaşmıştım. Diğer videolarımdan mutlaka o tariflerini de izleyin derim. Harika bir menü hazırlamıştım. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Evet, sunum tabağıma ben bu şekilde püremi aldım. Kaz inciği ve kazın filesinden koyarak portakal sosu da dökerek servis yaptım. Dilerseniz kazın göğsünü dilimleyebilirsiniz ince ince. Tamamıyla size kalmıştır sunum arkadaşlar. Yanına farklı salatalar yapabilirsiniz. Menünüzü lezzetlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde bir menü hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, videomu izlemeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Sizlerin yorumlarınız benim için değerlidir.
Evet, klas bir menü hazırladık arkadaşlar. A'dan Z'ye fırında kaz nasıl kızartılır? Portakal sosu nasıl yapılır? Bir menü hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde dediğim gibi kanalımda oldukça menü çeşitleri vardır. Kanalıma mutlaka bir göz atın derim. Diğer videolarımı da izleyin mutlaka. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.